Doktorlar Konuşuyor gündemin sesi programı tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki durağımız Diyarbakır. Yine alanında başarılı bir hekimimizi ziyarete geldik. Diş hekimimiz Rojbin Kahraman hocamızla birlikteyiz. Merhabalar hocam. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Hocam öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Ben diş hekimi Rojbin Kahraman. Evliyim, iki çocuk babasıyım, bir kızım, bir oğlum var. Evet. 99 yılında Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olup 18 yıldır bu işi yapmaktayım. Şu anki yeni yerimizde de aktif olarak devam etmekteyiz. Başarılar diliyoruz hocam. Tamam. Hocam peki kliniğinizde ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Kliniğimizde diş hekimliğine yönelik tedavileri yapmaktayız. Diş hekimliği birçok alandan oluşmakta ama bütün bunlar birbiriyle bağlantılı bölümler olduğu için. Evet. Yumuşak doku tedavisinden başlayıp protetik tedaviler, kürük tedavileri, ortodontik tedavi ve vesaire devam ediyor bu şekilde. Evet. Peki hocam, implant tedavisi hakkında bizlere biraz bilgi verebilir misiniz? İmplant tedavisi günümüzün çok popüler bir tedavisi halinde şu an. Daha çok diş eksikliği vakalarında kullanılan bir tedavi yöntemi. Diş eksikliğinde eksikliği gidermek için yapılacak olan protetik tedavilere dayanak görevi görmesi amacıyla implantları çene kemiğine yerleştirmek maksadıyla yapılan bir tedavi yöntemi. Peki hocam, neden dental implant ve neden bu uygulama alanını daha çok hekimlerimiz tercih ediyor? İşte az önce belirttiğim gibi implanta nerede ihtiyaç duyuyoruz? Diş eksikliklerinde ihtiyaç duyuyoruz. Diş eksikliğini gidermek için yapılan klasik protetik tedavilere nazaran implant tedavisine çevre dokulara daha az zarar vermekteyiz. Ve daha uzun ömürlü tedavi sağlamış oluyoruz. Aynı zamanda hasta konforunu daha çok artıran bir tedavi şeklidir implant tedavisi. Hocam peki diş hekimliğinde röntgen nedir ve röntgen çalışması yapan hekimlerimiz nelere dikkat etmelidir? Röntgen sadece diş hekimliğinde değil, bütün tıp alanında olmazsa olmaz enstrümanlarımızdan biri. Özellikle de teşhiste bize çok yardımcı olan görüntüleme tekniğidir. Aynı zamanda tedavi prosedürünü belirlemede izleyeceğimiz yöntemler açısından bizim için çok gerekli ve tedavi sonuçlarını görmemiz açısından da gerekli olan bir görüntüleme tekniğidir. Evet. Yani şu an bütün hekimlerimizin kliniğinde, muayenehanesinde muhakkak bulunması gereken. Olması gereken bir şey. Evet. Bu resmi prosedürde de olmadan klinikler açılamaz yani. Evet. Peki hocam, diş sıkma problemi neden oluşur ve tedavi süreci nasıl ilerler? Diş sıkma problemi, biz buna bruksizm diyoruz. Asıl sebebi, orijini stres kaynaklıdır. Biz diş hekimi olarak yapmamız gereken şey, burada diş sıkmaya bağlı olarak dişlere göreceği zararı önlemek açısından bir takım önlemler alıyoruz. Bunların başında gece plağı geliyor. Gece plakları hazırlanır hasardan ölçü alındıktan sonra. Hasta gece uyumadan bunu takıyor. Bu şekilde gece sıkma sonucu dişlerde meydana gelecek olan kırılmalar, aşınmalar önlenmiş oluyor. Ama bu sadece koruma yönelik bir tedavi yöntemidir. Son zamanlarda botoks tedavisiyle diş sıkma olayı azaltılmaya çalışılıyor. Çünkü botoksu yaptığımız çene kası zayıflamış olacağından hasta çok sert ısıramıyor. Zamanlarında unutmasına da sebep olabiliyor. Böyle bir tedavi yöntemi de var. Ama en doğrusu hastanın sebep olan stresi ortadan kaldırması gerekiyor yani. Peki hocam, siz de diş botoksundan hastalarımızı tedavi ediyor musunuz şu an? Sadece bu alanda kullanıyorum. Anladım. Evet. Peki hocam, ortodontinin diş hekimliğindeki yeri ve önemine değinecek olursak neler söylersiniz? Ortodonti bizim için çok önemli bir tedavi yöntemidir. Biliyorsunuz çapraşık dişlerin düzeltilmesinde kullanılan bir tedavi yöntemi. Ama bunun yanında bizim yaptığımız bütün tedavilerde bir ön hazırlık görevi de görmektedir ortodonti. Bu yüzden bizim için çok önemli. Ortodonti uzmanlarının yapmasını tercih ediyoruz her zaman. Evet. Peki hocam, son olarak izleyicilerimize bizler aracılığıyla neler ulaştırmak istersiniz? Şunu söylemek istiyorum, az bir sağlığımızın çok önemli bir kısmını oluşturmakta.
Şöyle bir şey var. Genelde bizde problem olduğu zaman hekime gideriz. Evet. Hastalarımızdan düzenli kontrollere gelmelerini ve ağız bakımlarını ihmal etmemelerini rica ediyorum. Evet. Sağlıklı, mutlu bir hayat diliyorum. Evet. Hastalarıma. Bu aşıda herhalde hocam yurt içi yurt dışı hastalarımız da sizlere her daim burada ulaşabiliyorlar değil tabii mi? Tabii ki, tabii ki. Evet. Evet. Hocam bizlere ayırdığınız değerli ve kıymetli vaktiniz için çok teşekkür ediyoruz ben size. Ben TGRT ekibine teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler evet. Hocam. Başarılarınız daim olsun umarım. Evet, Diyarbakır'daydık. Gerçekten başarılı bir hekimimizi ziyarete geldik. Alanında 18 yıldır. Deneyimli bir hekimimiz, diş doktorumuz Rojbin Kahraman hocamızla birlikte güzel bir söyleşimizi gerçekleştirdik. Şimdi sözümüzü merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.